Butona bir defa bastığımızda butonun mekanik yapısı yüzünden birden fazla baskı algılanabilir. Birçok mikro denetleyici bir nanosaniyelik sinyalleri bile butona basılmış gibi algılayabilir. Bu yüzden butona bir defa bastığımızda bir defa doğru sinyalin gitmesini sağlamalıyız. Bu videoda bunun elektriksel yöntemini anlatacağım. Önümüzdeki hafta başka bir videoda bunun yazılımsal çözümünü de anlatacağım ama olayı olabildiğince elektronik tarafında çözmek daha mantıklı. Bu videoyu izlediğine göre elektriğe ve elektroniğe merakın var demektir. Eğer bir gün devre kartı üretimine ihtiyaç duyuyorsanız, yıllardır alışveriş yaptığım devre kartlarımı ürettirdiğim PCBay.com'u önerebilirim. 10 tanesi 5 dolara en yüksek kalitede devre kartı üretiyorlar ve gerçekten üretimleri çok kaliteli ve hızlı. Şimdi buton debouncing olayının çözümüne hızlıca bakalım. Mekanik bir butona bastığımızda metalik temasların oluşturduğu arklar yüzünden genellikle birden fazla elektrik sinyali üretilir. Sağda mekanik bir butonun oluşturduğu tipik bir osiloskop görüntüsünü görüyoruz. Birçok mikro denetleyici 1 mikrosaniyelik hatta 1 nanosaniyelik eline oluşan sinyalleri bile algılayabilir ve bu yüzden butona bir kere bassak bile birden fazla tetikleme oluşabilir. Sıçramaları daha iyi görmek için biraz daha uzaklaşalım ve sonraki devrelerle kıyaslamak için bu görüntüyü arka planda tutalım. Devreye sadece bir kondansatör ekleyerek en basit debounce devresini üretebiliriz ki bu haliyle çoğu devrede de sorunsuzca çalışacaktır. Ancak osiloskop çıktısında görüldüğü gibi ilk sinyal yavaşlamadı. Butona basma ve elimizi butondan çekmeyi temsil eden her iki sinyali de debounce yapmak için bir de direnç ekliyoruz. Artık hem butona basma hem butonu serbest bırakma sinyalleri filtrelendi. Bu devrenin kötü yanları ise sinyalin yavaşlaması ve doğrusal olmaması. Yani sinyalin dalgalanması hala birden fazla tetiklemeye yol açabilir. Tabi bu hangi seviyedeki sinyalin 1, hangi seviyedeki sinyalin 0 algılanacağı eşiğine göre değişir. Bu sorunları tamamen çözmek için bir Schmitt trigger devresi daha ekliyoruz. Schmitt trigger devresiyle birden fazla tetiklemenin önüne geçmiş olduk. Artık butona kaç kere basarsak o kadar sonuç alacağız. Bu yaşanan problemler ve biraz önce gösterdiğim çözümler sadece butonlar için değil, end switch gibi anahtar gibi mekanik olarak bir şeylere değmesiyle oluşan sinyallerin tamamı için geçerli. Eğer bu boyutlarda bir osiloskopun yoksa üzülmene gerek yok. Daha uygun fiyatlı, güzel, kullanışlı bir osiloskopun linkini de açıklama kısmında paylaştım. Eğer onu da almak istemiyorsan Arduino IDE'deki serial plotter'ı açıp osiloskop gibi kullanabilirsin ve hatanı tespit edip çözümü başarıp başarmadığını görebilirsin. Önümüzdeki haftaki videoda da bu işlemleri yapmasak bile yazılımla nasıl çözüm sağlarız onu anlatacağım ama dediğim gibi işi elektronik tarafında çözersek yazılıma bir şey bırakmazsak daha mantıklı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.